o dayı? Konağı rüyanda mı gördün? Üniversite sonuçlarını getirdim. Hadi kaldırın ahaliyi. Başımı iyi isterim ona göre. Evde iki çocuk varmış. Aa, hemen Zeynep Hanım'a haber vereyim. Postacı geldi. Üniversite sonuçları gelmiş. Hemen herkesi uyandır. Zeynep, postacı gelmiş. Üniversite sonuçlarını getirmiş. Dilar abla, postacı. Sümbül anne, postacı gelmiş. Kazandın mı? Puanın iyi gibi. Ver bakayım. Dur ben de bakayım. Üniversite sınav sonuç. Aa, bu çok ne, iyi bu, ya. Bu da iyi mi? Ne? Bak bak. Bir de ben bakayım. Yine de bakalım. İyidir inşallah. Ne? Olamaz. He. Adama bak ya. Ne oluyor, bana da anlatın. Yırttık yenge, yırttık. Bak şimdi. Bir tane kitapçık gelecek. Ondan tercih yapacağız. Ama bu puanlara göre büyük bir ihtimalle istediğimiz yere gireceğiz. Hele Salih. Ya Salih acaba Türkiye birincisi falan mı oldu? Ya? Ne oluyor ya? Bu ne gürültü? Ay, puanlar geldi oğlum. Kazandın mı kız? Galiba. Tercihlerden sonra belli olacak ama kazandım galiba. Aa, Salih'i arayalım. Abi, Salih acayip bir puan almış. Hadi ya. Vay be. Tebrik ederim. Bekir, bak bak şuna bak. Aferin oğlum. Hemen haber verin. Telefon çalışmıyor ki ha. Aa. Ben gider getiririm şimdi onu. Bu puan çok iyi ha Zeynep. Ya Fatma abla, ne diyorsun sen? İsterse tıbba falan gidebilir. Aman istemem. Doktor olmaz. 10 sene okuyacak. Ne okusun istiyorsun sen Fatma? Ne bileyim. Çabucak başını kurtaracak bir şey olsun. Salih geldi. Allah'ım yarabbim. Buyurun bu kadar. Gel kız, gel. Bir daha öpeyim. Akıllı oğlum benim. Doktor bey, tebrik ederiz. Ne okuyacaksın Salih? Aferin ya. Bakalım. Çeşitli teklifleri değerlendireceğiz abi. Benim belli. İstanbul civarında herhangi bir şey olabilir. Bana kalırsa sen avukat ol. Sırf Karadağların işiyle köşeye dönersin. Gene Karadağların işlerini yapmaya devam ediyorsun baba ha? Üniversite mezunu, nitelikli yanaşma. Avlunuzun avukatı Sayın Salih Öztoprak. Doğru söylüyor. Okuduktan sonra ne işi var bu Karadağlarla? Karışma sen, hadi işinize. Oğlum, senin ne alıp veremediğin var bunlarla? Bir alıp veremediğim yok baba. Ben senden farklıyım. Farklı bir yaşam kuracağım, o kadar. Ve benim kuracağım bu yaşamda senin Seymen Ağan'la ilişkim sadece arada uğrayıp kahvesini içmekten ibaret olacak. Elini öpüp emirlerini almak için yaşamayacağım. Biz öyle mi yaşıyoruz? Evet. Sen sadece kendi keyfin için hiç yaşadın mı? 24 saatin onların emrinde. Ağanı yatmadan yatamıyorsun. Kalkmadan uyanıp bütün işlerini hallediyorsun. Kapını çekip işim bitti diye oturabiliyor musun? Hiç tatil yaptın mı? Baba, bizim yemek masamız neden yok? Neden hep mutfakta yiyoruz? Annem
hiç sadece senin ve benim için yemek pişirdi mi? Kendi çocuğunun bile sahibi değilsin. Bir seçim yapman gerektiğinde çocuğunu değil, ağanı seçiyorsun. Ne alıp veremediğim olacak. Böyle önemsiz şeyler işte. Yaşamasını senden öğrenecektim bu yaştan sonra.